O yaşlarımız kette olup, ömrümüz otup, özünü aldığa barışımız sekin sekin sekillik bilen yakınlaşmakta. Hayat mahçı evvelki cümlede saat 10'lar mıydı? Şu cümlede hareket bulturken bir peyde bir sağol haber ölgür yetip yapıp kaldı. Ustazımız Ubaydullah Uvat Hazretlerine, ayarlara, ayağı alamlarına ötüp kaptılar. Şu cümle peyde böyle etken iş yendi. Şimdi bu adam yaş kette adam, şu özümüzü barışımız gerek ekelliğini oylayıp şey bilen avara bulduk. Şu meselelerden bittiyse inna lillahi ve inna ilahi raciun degenin manasını hem ayet koyaylık muhterem azizler. İsterca ayet mağluk bu sünnettir. İsterca ayet mağluk sünnettir. İsterca degenin e'udhu billahi mineşşeytanirracim inna lillahi ve inna ilahi raciun deyip telaffuz kılışın adını isterca deydi. Şu sünnet şu. Sünnetligi. Musibet yetkeni de, musibet yetkeni de. Bir yaman haberler, bir belalar, afatlarını eşitken de mumun şu yapını eytedi, ya ki şu mananı eytedi. Şu ne eytedi, ya ki şu mananı eytedi. Doğru da deydi. Biz Allah'tanmış ki o hemmemiz. O özüge kaytemiz. Hiç eceblenerlik cahiyi yok. O şuna kaydı o. Allah denedik, Allah'a kaytıttı. Lekin bunu isterca manasında eğitiştikini fazileti. Birinciden. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetidir ki Allah-u Tebarek ve Teala ayeti de eğitedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve beşşirissabirin. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâh. Sabır etkûçilerge beşaretler verin. Musibet zedelerini. Musibet zedeni mi kıladı? Musibet zedeyi indi sabır kıladı. Ana o şeylerge, sabır etuvçilerge başarat verin. Ozunu basıva gellerge, ozunu tutuktur gellerge. Çişini çişige koyup dur gellerge başarat verin. Ulerge şu nerseni başarat verin ki, İzâ asâbetuhum musibetun, ulerini musibet silegende yetkeni de, asâbe yusivu yetişlik, urab kamrab alışlik. Ne teyip geçsem eyle? Elbette teyip geçsem eyle, turtulup geçsem urum. O yetkende, musibet yetkende, kanı kimge yetse, kanı ayak kimge yetekse, o yürekke uğradı, kalpke uğradı, o mahzun kıladı. Ana oşa mahzunlik yetken peyti de ular eytediler. İnna lillahi dediler. Biz Allah'ın kimiz, berçemiz dedi. Biz berçemiz Allah'ın kimiz. Şu manadan çalgıgan adamın imanı yok buradırlar. Ozunu Allah dan ekenligidan chalg'igan odamda iymon yo'q. Mana shu fikrga qaytish kerak hamma. Lillohiga o'rganish kerak, lillohiga. Allohdan ekanligimiz. Ular aytadilar, "Inna lillahi, biz Allohdanmiz, Allohnikimiz o'zi." Va inna ilayhi rajiun, va albatta biz qaytamiz. Bilib turibdi qaytga ketishligini mu'min. E'tirof qilyapti. Ha, biz Allohdanmiz o'zi hammamiz. Yana Allohga albatta qaytamiz. Braderler, bunu okuyan adam Allah'ın ayetini okuyan bolar eken. Birinciden. İkinciden, sünnetini becererekken, sünnetini tırıltırken bolar eken. Bir sünnetini tırıltırışlikini sevabı, 70 şehidini sevabı getirin degenler. İnsaniyetini içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri unut bulup, esden çıkıp gidiyken bosa bir adam durup, bir Allah'ın kalbine himmet sagan bosa şunu insaniyetini içine tırıltırıp koysa 70 şehidini sevabını alırken bir şehit 70 mu'minini şefaat kılırken. Üçüncüden inna lillahi ve inna ilahi raciun adamını musibeti de teskin bolar iken teskin. Radenler musibet yetken de adamını kellesini gum kıladı. Qaytga nima qilayotganini bilmaydi. Qanaqa yo'l tutishini bilmaydi. Ana shu paytida inna lillahi va inna ilayhi roji'un bo'lsa o'zini bosib oladi. E'tibor bering-a.
ko'pincha shikallar, ofatlar, balolar musibat yetganda atrofida yuz beradi. Ko'pincha shikallar, ofatlar, balolar musibatni atrofida yuz beradi. Yuz berishlikni bitta sababi bor. Musibat zadalar o'zini bosib olmagan bo'ladi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'unni aytsak taskin bo'ladi, o'zini o'zi bosib oladi, kallasi ishlab ketadi, nima qilayotganligiga javob bera boshlaydi. Mana inna lillahi va inna ilayhi roji'un katta ahamiyati. To'rtinchidan inna lillahi va inna ilayhi roji'unga o'rgatsak tilimizni, o'zimizni, atrofimizni, qolganlarga ham ibrat bo'lamiz birodarlar. Bizga qarab turgan yosh avlod bunday ibrat oladi. Otam rahmatlik, otasi o'lsa, onasi o'lsa baqirar edi, musibatga yetsa so'kinar edi demaydi. Aytadiki, otam inna lillohi der edi va inna ilayhi roji'un der edi. Amakim aytar edi, tog'am aytar edi, akam, qo'nim, qo'shnim aytar. Qolganlarga ibrat bo'lamiz. Bilib qo'ying birodarlar, bizga insoniyat qarab turadi. Yoshlar bizdan ibratlanib turadi. Mana shu ibratlanishni to'g'ri ularga ifoda qilib beraylik. Mo'minmizmi, musulmonmizmi shuni ko'rsatib berish kerak. Qanaqa ko'rsatib beradi uni? Mana shunaqa paytda ko'rsatib beradi. Kap-kata odamlarga musibat yetib qolsa, g'alati-g'alati gaplarni gapiryapti. G'alati-g'alati ishlarni qilib qo'yapti. Birodarlar, aslida-ku hamma bir kuni sabr etadi. Chunki sabrdan boshqa yo'li ham yo'q. Bir umr voy otam, voy onam qilib yig'larmidi? Bir umr voy bolam, voy xotinim qilib yig'larmidi? Yo'q, u ko'nikadi. Birodarlar, mu'minlar, musulmonlar ko'nikkuncha inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb taskin olib savob topadilar va qolganlarga ham shundoq ibrat bo'ladilar. Birodarlar, musibat yetganda qolganlarga ibrat bo'lish esimizdan chiqmasin. Va oxirgisi inna lillahi va inna ilayhi roji'un odamni musibat zadani og'rig'iga malham bo'ladi. Allohdan bo'ldi, bir 10 kuncha bo'ladi. Biz tomonda bir 22-23 yashar juvon, bir 4 oylik, 5 oylik bolasi ham bor, qo'lida olamdan o'tib qoldi. Endi 22-23 yashar bolani otasini, onasini tasavvur qilinglar birodarlar. Uni qana qilib bosish mumkin? Nima? Qanaqa bir dorilar, malhamlar, ukollar, bir so'zlar, bir ishlar bor. Bitta yo'li bor uni. Yonida turgan odamlar, shunaqa musibat zadani oldida turgan odamlar, o'zi aytalmayotgan bo'lsa, shu yonida turgan odamlar inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb hech bo'lmaganda kuf kuf deb tursin, o'shanga malham bo'ladi og'rig'iga. Baqirgan bilan ish bitmaydi, dod bersa ishi bitmaydi, o'liga qaytib kelmaydi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa malham bo'ladi og'rig'iga, bosadi. Hikoya etiladi, Sulaymon alayhissalotu vassalomni davrlarida bir ish bo'lgan ekan. Bir qush bo'lgan ekan. Ruhul bayonda Ismoil Haqqiy buni keltiradilar. Bu qush nihoyatda chiroyli ekan, uni ustiga sayrog'i zo'r ekan. Alloh bergan go'zallik, Alloh bergan ovoz sayrog'i o'zini boshiga bitgan balo bo'lib ovchilarining nazariga tushibdi. Birodarlar, unutmaylik, har zamonda ov bor, ovchi bor, hamma zamonda. Bir pasda unga tuzoq qo'yishdi. Qo'lga tushirishdi qushni. Haligi chiroyli go'zal qush, sayrog'i qush ovchini qafasiga tushdi. Battar qattiq sayrashni boshladi. Uni sayrog'i tez orada atrofni javonibni tutdi. Butun davrig'i atrofga yoyildi. Bir zodagonning qulog'iga yetib bordi bu qushni davrig'i. Zodagon qushga ishqivoz ekan, shu qushga ishqivoz bo'ldi. To'rtta sigirni puliga sotib olgan ekan haligini qushni. Olib kelib, ana endi keyin boy haligini qafaslar, chiroyli qafaslarga olib kelib uyiga qo'ydi. Ana endi u qush shunaqa sayrar edi. Xuddi go'yo u sayroqdan boy sarxush bo'lar edi.
Shu zayl bir hafta o'tdi. Boy maza qildi qushni sayroqlarini eshitib, nolalarini eshitib. Qaytandir o'ziga o'xshagan qush uchib keldi. Bir narsalar deb sayradi. Shu bilan qushi jimib qoldi. Bir kun o'tdi, sayramadi. Bir hafta o'tdi, sayramadi. Bir oy o'tdi, sayramadi. Boy jazabaga tushdi. Iya, men buni 4 ta sigirni puliga sotib olgan bo'lsam, bir haftagina sayradi. Endi sayramay qo'ydi. Qanaqa Sulaymon alayhissalomni oldilariga hovliqib bordi. Borib dardini aytdi. Shunaqa olib kelavdim, sayrab turavdi, o'ziga o'xshagan qattandir bir qush keldi, bir narsa sayradi, shu bilan jim bo'lib qoldi. Jon Sulaymon, shuni sababini bilib bering, nimaga sayramaydi meni qushim? Olib kel qushingni, dedilar. Olib keldi qushini. Hazrati Sulaymon qushlarni ham tilini bilar ekanlar. Qushga qarab, "Ha, sayraginda endi, egang senga katta pul beribdi, endi buni haqqi bor, sayraginda." Desalar, qush aytdi, "Ey Sulaymon," dedi, "Allohni payg'ambari," dedi, "meni husni jamolim, go'zal ovozim boshimga yetgan balo bo'ldi. Ovchilar qo'lga tushirishdi. Vatanimdan ayirdilar. Xotinimdan, o'g'il qizimdan ayirdilar. Shuni ohini, nolasini chekib yotsam, bu boy sotib oldi. Dard ustiga chiqqon bo'ldi. Undan battar bo'ldim. Undan battar nola qila boshladim. Nola qilib tursam, o'zimga o'xshagan qayerdandir bir qush uchib keldi. Menga qarab nasihat qildi. "Ey nodon," dedi, "nega baqiryapsan?" dedi. "Mana shu baqirganing uchun o'tiribsan," dedi. "Sabr qilgin," dedi. "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un," aytgin, dedi. "Allohim sabr beradi, qo'yib yuborishadi seni," dedi. Qush aytdiki, "Ey Sulaymon, alhamdulillah nasihatkor qildi. Qalbimga Allohim taskin berdi. Endi baqirmayman. Qo'yvorsin meni, endi baqirmayman." Sulaymon alayhissalom tabassum qildilar. "Qo'yvor buni, boy," dedilar. "Qushing endi sayramaydi." "Ya, 4 ta sigirni pulga olganman. Mana puling, qo'yvor qushni," dedilar. Qushni qo'yvordi. Qush uchib ketib, yana baqirib sayrar edi. Aytardiki, "Allohga ham bo'lsin, menga go'zalliklar bergan. Allohga ham bo'lsin, boshimga meni siylab musibatlar yetkazgan. Allohga ham bo'lsin, menga nasihat go'yini jo'natgan. Allohga ham bo'lsin, inna lillahi va inna ilayhi roji'unni nozil etgan. Allohga ham bo'lsin, mana shuni sababidan meni ozod etgan," deb uchib ketgan ekan. Va birodarlar, dod desak, voy desak, ishimiz bitmas ekan. Inna lillohiga va inna ilayhi roji'unga tilimizni, fikrimizni, qalbimizni o'rgataylik ekan. Mana Rasulullohdan mana unaqa ta'limotlar bor ekan. Allohim, albatta sendanmiz. Albatta senga qaytguvchimiz. Ana shu o'zingga qaytadigan onimizda gavhari iymonimizni bergin. Fazlingdan, karamingdan barchamizga nasib aylagin.